Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle elimle görmüş olduğunuz bu küçük ve güzel dizüstü bilgisayarı Asus ZenBook UX334F modelini inceliyoruz. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası bu videoda, hep beraber izleyelim. Takipçilerimiz muhtemelen biliyorsunuzdur. Biz zaman zaman Asus ürünlerini inceliyoruz. Sağ olsun Asus Türkiye bize ürün gönderiyor. Ve biz de Asus'un özellikle ZenBook modelleriyle ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi bu inceleme videolarında sizlere aktarıyoruz. Daha önce de biz ZenBook ailesinin 1-2 modelini incelemiştik. Onları merak edenler şimdi yukarıdan ben kutulardan çıkaracağım. Oradan o videoları izleyebilir. Ailenin en yeni modeli olan ZenBook UX 334F ki farklı varyasyonları da bulunuyor aslında. Temelde 334 modelinin devamı niteliğinde olan ürünler bunlar. Bazen son eklemdeki kodlar değişebiliyor veya farklı olabiliyor. ZenBook ailesi genelde güçlü, performanslı ve küçük hafif bilgisayarları olan bir aile. Asus ZenBook UX334'te bu ZenBook ailesinin aslında genlerini taşıyan bir model. Aslında buna şöyle bakabiliriz. ZenBook 13.3'ün geliştirilmiş, güncellenmiş bir hali olarak da bakabiliriz. Daha küçüldü bilgisayar, daha hafifledi ve özellik anlamında da enteresan bazı ilginç özellikler geldi. Şimdi isterseniz her zaman yaptığımız gibi bir genel görünümünden ben bahsedeyim size. Daha sonra teknik özellikler ve kullanım deneyimi vesaire devam edeceğiz. Bilgisayar çok şık, onu söyleyeyim. Yani böyle ince, hemen şu anda görüyorsunuz 13.3 inç dediğimiz türde. Hafif de bir bilgisayar ama bu küçüklüğü ve hafifliği sizi yanıltmasın. Çok ciddi bir performans sunuyor. Bir kere çok geniş bir touchpad'imiz var. Hemen şöyle ekranda da göstereyim. Bunu detaylarda da size anlatacağım. Şöyle genişçe bir touchpad'imiz bulunuyor. Bu touchpad ScreenPad 2.0 dediğimiz, biraz sonra detaylarına gireceğim. Aynı zamanda ekran olarak da kullanılabiliyor. Yani iki tane ekranı var aslında bilgisayarın. İsterseniz burayı touchpad olarak kullanıyorsunuz. İsterseniz de ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda standart bir Q tuş dizilimimiz mevcut. Nümerik tuşumuz yok ama ekranda nümerik tuş özelliği var. Yani touchpad'imizde, daha doğrusu ikinci ekranda. Onu birazdan değineceğim detaylarına. Fonksiyon tuşları her zaman olduğu gibi üst kısmına yerleştirilmiş. Bunun dışında daha önceki Asus modellerimizde de karşımıza çıkan ErgoLift adı verilen bir mekanizma bulunuyor. Şöyle kapağı açıyoruz. Bu şekilde açtığımızda klavye bir parça yukarı kalkıyor. Daha iyi yazma deneyimi sunmak üzere yapılmış bir tasarım. Yan tarafa bakalım. Cihazın önden baktığımızda sol tarafında birkaç tane bağlantı yuvası bulunuyor. Bunlardan ilki, bir tanesi USB Type-C 3.1, bir tanesi USB 2.0 bağlantısı. Type-A şeklinde, onu söyleyeyim. HDMI, ki standart HDMI kullanılmış. Güç girişimiz yan tarafta bulunuyor. Bu diğer tarafta ise microSD bellek kart okuyucu yuvamız var. Yani normal SD kart değil, sadece microSD okuyabiliyor. USB bağlantımız var. Bu bağlantı 3.0 desteği sunuyor. Kulaklık mikrofon girişimiz ve işte güçle ilgili işte pilinin vesairesinin durumunu gösteren minik bir LED bulunuyor. Bunun dışında cihazda herhangi bir bağlantı vesaire yok. Şık bir tasarım var dedik. Ön yüz böyle bir dairesel şekilde fırçalanmış bir alüminyum. Şöyle göstermiş olayım ön taraf. Bize gönderilen mavi rengimiz var ama farklı renk seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında arka tarafta da yine yekpare bir gövde bizi karşılıyor. Ön taraf alüminyum, üst tarafımız, arka tarafsa bu da plastik bir malzemeden üretilmiş gibi görünüyor. Alt tarafta iki adet hoparlör çıkışını, ki Harman Kardon tarafından tasarlanan, yer aldığında belirtmiş olalım. Şimdi gelin cihazın biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Az önce de bahsettim aslında biraz. Güçlü, küçük ama öyle hani bu çok küçük ya, bu düzgün çalışmaz diyeceğiz bir donanımı yok. Çok sağlam bir donanıma sahip, onu söyleyeyim. Hızlıca anlatayım isterseniz. 13.3 inçlik 1920x1080 piksellik bir ekran bizi karşılıyor. Intel Core i7-8565U işlemcimiz var. Yani 8. nesil bir işlemcimiz bulunuyor cihazın üzerinde. 256 GB SSD'miz var. 16 GB RAM'imiz bulunuyor.
Ekran kartı tarafında ise iki tane ekran kartımız var. Bir tanesi i7 işlemcili standart ekran kartı olan UHD Graphics 620 yer alırken diğer tarafta ise harici 2 GB'lık bir ekran kartımız var. O da Nvidia GeForce MX250 var. Bu güzel olmuş. Tamam, bu böyle atıyorum bir Ti serisi falan gibi değil tabii ki. Ama yine de grafik ihtiyacı olan işlemlerde, oyunlarda bir yere kadar, oyunlarda bir yere kadar da böyle hani Photoshop'tu, işte Premiere gibi grafik kartı isteyen işlemlerin yapıldığı uygulamalarda size fayda sağlayacaktır. Ama tabii bu ürün de amacı video montaj yapmak değil, onu baştan söyleyeyim, ama yapar mı? Yapar. Evet, bu konfigürasyonla yapar mı? Yapar. Windows'un 64 bit işletim sistemimiz bulunuyor. ScreenPad 2.0 dedik, onu söyledik az önce. MIL-STD-810G askeri standartlarını karşılıyor. Bunu birazdan detaylarına değineceğim. Bluetooth 5.0'ımız var. 802.11ac'miz var. Dual band desteği sunuyor. 3D IR HD bir kameramız var. MicroSD kart okuyucumuz var. Klavyemiz arkadan aydınlatmalı. Bir tane HDMI, bir tane USB 3.1 Type-C. Gen 1 bu arada. Bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.1 Type-A, bu da Gen 2. Harman Kardon ses sistemi dedik. 65 Watt'lık bir AC adaptörümüz var. 50 Watt saatlik 3 hücreli bir pilimiz var. Ve 13.2 saate kadar çıkan bir pil ömrü var. Ha tabii bu ideal şartlardaki rakam. Normalde bu rakamı tutturması çok kolay değil ama 8-10 saati çok rahat gördük, onu söyleyeyim. Onun detaylarını pil tarafında anlatacağım size. Toplam ağırlığımız ise 1.22 kilogram. Fiyatımız ise en azından bu ürün ve Kasım 2019 için söyleyecek olursak 9.199 TL. Şimdi çayımızı da aldık. Birazcık kullanım deneyiminden bahsetmek istiyorum. Biz bu ürünü yaklaşık 1 hafta 10 gün kullandık. Şunu söyleyeyim, bir kere güçlü bir cihaz. Yani performans anlamında zaten işte donanımına baktığınızda Intel işlemcimiz var. i7 8. nesil. Şu an 9. nesil konuşuluyor ama daha çok yaygınlaşmadı. 8. nesil halen kullanılan bir işlemci. O bakımdan çok gayet başarılı şekilde kullanılıyor. Bu Ergolift klavye biliyorsunuz daha önceki ZenBook modellerinde de karşımıza çıkıyordu. Şöyle yandan göstereyim, birazdan detayını da vereceğim. Ekran kapalıyken görüyorsunuz zemini sıfır bilgisayar. Açtığımız zaman klavyenin olduğu taraf bir parça yukarı kalkıyor. Yaklaşık 3 derecelik bir açı. Tamamen yatırılmıyor ama 143 dereceye kadar yatırabiliyorsunuz. Bu da işte farklı açılarda da ayarlayabilirsiniz. Bu arada duruyor, yani herhangi bir sıkıntısı yok. Ekran dokunmatik değil, parlak bir ekran var. Mat olsaydı ben belki daha çok sevebilirdim ama parlak bir ekran tercih etmiş Asus burada. Bunun dışında çerçevesi ince tutulmuş. Şimdi bu önemli biliyorsunuz. Yani ekran gövde oranı artık telefonlarda olduğu gibi bilgisayarlarda da önemli olmaya başladı. Neden? Sebebi de şu arkadaşlar. Daha küçük bir gövdeye daha büyük bir ekran koyabiliyorsunuz bu sayede. Şimdi eskiden nasıldı? Böyle neredeyse bir parmak, bir buçuk parmak, iki santim, üç santim bir çerçeve kalınlığı olurdu ekranların. Haliyle bu da bilgisayarın büyüklüğüne de etkilerdi. Bu üründe yan çerçeve kalınlıkları 3 mm, üstte ve alttaki kalınlık ise 4,5 mm'lik bir kalınlığımız var. Üsttekinin kalınlığı sebebi ise belli. Orada bir kameramız var, webcam var. Onu da söyleyeceğim birazdan detaylarını. Ama bu sayede daha küçük bir gövdeye daha büyük bir ekran sığdırılıyor. Bu son dönemde bu telefonlarda vardı. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarlarda sıçradı. Son dönemde üreticiler artık buna biraz kafa yormaya başladı. Bence iyi oldu çünkü standart uygulamalarla artık bir noktada tıkanmaya başlamıştı. Bu arada Asus'un şöyle bir iddiası da var, A4 boyutunda diye. Gerçekten de biz de bir A4 üzerine koyduk veya cihazın üzerine koyduk, sonuçlarına baktık. Evet, A4'ten hatta birazcık küçük, öyle söyleyeyim. Hani A4 daha büyük kalıyor. A4 boyutunda küçücük, böyle turşu, minicik bir taşınabilir dizüstü bilgisayar olmuş. Bence çok güzel olmuş. Çünkü hani PC tarafında bu tarz ürünün sayısı çok fazla değil ne yazık ki. Mesela MacBook dediğimiz zaman MacBook Air hemen hemen bu ürünün aynı özelliklere sahip ama bu daha güçlü mesela MacBook'a göre baktığımızda. Ama boyut olarak baktığımızda ise MacBook hemen hemen aynı boyutlarda ve çok daha performanslı ve daha güzel bir deneyim sunduğunu söyleyeyim. Şimdi gelelim infrared kamera özelliğine. Şimdi 3D kamerası var. Biliyorsunuz Windows işletim sisteminin Hello ismi bir özelliği var. Bu özellik sayesinde yüzünüzü kullanarak bilgisayarı açabiliyorsunuz. Ama bunun olabilmesi için standart bir webcam'den farklı olarak 3 boyutlu yüz tarayabilen infrared kamerasının veya benzer bir teknolojiye sahip kamerasının olması gerekiyor bilgisayarda. Eğer bu yoksa bu özellik kullanamıyorsunuz. Bu üründe var ve gerekli ayarlamaları, tanımlamaları yaparsanız yani hiçbir şekilde hani işte şifre gireyim, pin kodu gireyim, bilmem ne yapayım falan uğraşmadan yüzünüzle cihazı açabiliyorsunuz. Burada parmak izi okuyucu falan yok üründe, onu söyleyeyim.
yüz tanıma varken bence parmak izine de hiç gerek yok. Gayet de başarılı çalışıyor. Yüzümüzü tanıttığımızda hemen yüzümüzü tanıyor ve tak diye bilgisayar açılmış oluyor. Ve çok da yer kaplamıyor bu arada kamera. Sadece kameranın yanında birazcık böyle 3-4 santim sağında ve 3-4 santim solunda iki tane infrared alıcı var. Onlarla yüzümüz taranıyor ve ona göre bilgisayarınız açılmış oluyor. Güzel bir güvenlik özelliği olmuş. Ek olarak askeri standartlar desteği de oluyor. Askeri standart desteğine bakacak olursak MIL-STD-810G askeri standartını destekliyor. Yani zor şartlarda çalışabilecek bir bilgisayar da var karşımızda. Gelelim en eğlenceli taraflarından bir tanesi bu ScreenPad 2.0. Şimdi daha önceki modellerde en azından benim test ettiklerimde böyle bir şey yoktu. Burada ikinci bir ekran var aslında. O ekranın boyutu da 5.65 inçlik. Neredeyse bir telefon ekranı gibi. Ona yakın yani en azından. Bir ikinci bir ekran var. Burayı isterseniz touchpad gibi kullanabiliyorsunuz. Yani normal bir mousepad olarak da kullanabiliyorsunuz. İstemiyorsanız ki onun için F6 tuşuna basmanız gerekiyor. İstiyorsanız aynı zamanda burada bazı uygulamaları işte şey yapabiliyorsunuz. Handwrite dediğimiz el yazısı yazabiliyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda işte numeric keypad olarak kullanabiliyorsunuz. Burada yaptığınız şeyler ana ekranda yansıyor ya da ana ekrandaki bir görüntüyü buraya alabiliyorsunuz. Burada bir tarayıcı açabiliyorsunuz falan. Böyle bir sürü enteresan şeyler yapabiliyorsunuz. İşte Spotify'ı mesela burada açabiliyorsunuz. Ya da ana ekranda açtığınız bir şeyi bu tarafa sürükleyebiliyorsunuz. Bir videoyu burada izleyebiliyorsunuz. Yani çok eğlenceli mi olur ayrı konu ama bir nevi aslında telefon deneyimiyle bilgisayar deneyiminin hibrit hale getirildiği bir alan olmuş burası. Benim çok hoşuma gitti. Burada böyle hani parmak iziyle bir şeyler yapıyorsunuz, elinizle yazılar yazıyorsunuz. İşte Excel mesela bir şey yaptınız burada, Excel sheet açtınız, Excel'den buradan girişler yapabiliyorsunuz filan. Hani böyle bir karma bir kullanım, hibrit bir kullanım sunmuş. Ben bu özelliği çok beğendim. İsterseniz kapatabilirsiniz, mecbur değilsiniz bunu kullanmaya. Ama ben kullanmanızı öneririm. Değişik deneyimler sunuyor bu ScreenPad 2.0'la birlikte. Belki bazılarınız diyor Özgür Çetin çok konuşuyorsun ama performans tarafı nasıl bunun? Sentetik test yaptın mı? Evet onu da yaptım. Şimdi her zaman kullandığımız gibi bir endüstri standardı haline gelen PCMark 10 kullandım ben. Burada yaptığım testte ürün PCMark 10'dan 3978 puan aldı. Aynı zamanda ek olarak bunlara pil testleri de yaptım. Biliyorsunuz az önce söyledim 13.2 saate kadar bir pil ömrü olduğunu söyledim. 3 hücreli bir 50 watt saatlik pilimizin olduğunu söyledim. Ama tabii bunlar kağıt üzerinde güzel rakamlar ama gerçekte nasıl oluyor onu da söyleyeyim. PCMark'ta pil testinde 3 farklı test yaptım. Bir tanesi Modern Office testimiz 10 saat 12 dakika sürdü. Pil ömrünü gösterdiği rakam bu. Gaming'de yani oyun oynarsanız 1 saat 51 dakika sürüyor. Video modunda yani sürekli video izlerseniz ise 11 saat 30 dakika gibi bir rakam verdi. Yani 13.2 saati bulamadım ben açıkçası. Ama tabii bu biliyorsunuz ideal şartlarda ulaşabileceğiniz değerler. Ama bu PCMark testi doğru bir test olduğunu söyleyeyim. 11 saat boyunca video izliyor. Epey de uzun süre bu arada bu testler biliyorsunuz. Yani her birini bir 10 saat sürdü diyor demem için benim 10 saat çalıştırmam gerekiyor bilgisayarı. İşte 11 saat 30 dakika bu kabaca şu demektir. Bu bilgisayarla 8-10 saat çok rahat çalışırsınız. Yani karma bir kullanımda mesela ben şuradan şu an bakayım. Mesela şu an pilimiz güç tasarrufu modunda ve hemen söylüyorum şu anki durumumuzdan da bahsedeyim. 8 saat 17 dakika söylüyor. Pil ömrü şu anda %71 kaldığını söylüyor. Yani %71 için 8 saatlik bir süre veriyor bize. Çok iyi bence. Yani bunu aldığınız zaman günde zaten 8 10 saat kullanabilirsiniz bilgisayarı ortalama diye söylüyorum. 10 saat boyunca şarj etmeden kullanmanız mümkün hale geliyor. Yeri gelmişken şöyle bir adaptörümüzün de olduğunu söyleyeyim. Adaptör de hani zorlasanız telefon adaptörü kadar şöyle göstereyim. Çok küçük bir adaptör var biliyorsunuz. Yani bu ailesinin adaptörü genelde böyle ve çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Hatta Asus'un birçok bilgisayarının adaptörü bu şekilde küçük cep telefonu adaptöründen hallice öyle söyleyeyim. Yani bunun yarısını alsak bir cep telefonu adaptörü çıkıyor. Hatta bazı markalarda neredeyse bu kadar cep telefonu adaptörleri de var. Adaptörün de küçük olduğunu, yani bu küçük olmasını şundan söylüyorum. Taşıma ağırlığını da küçültmüş olursunuz. Çünkü cihazın ağırlığı var. Bu var. Yanınıza sadece bunu taşımıyorsunuz. Başka şeyler taşıyacaksınız. O yüzden bence çok başarılı olmuş. Pil ömrü de benden 10 üzerinden 10 puan aldı. Böyle bir ürün için çok başarılı.
fiyatına. Şimdi ürün fiyatından biraz bahsetmiştik biliyorsunuz. Hani teknik taraftan anlatırken 9199 en azından Kasım 2019 için ve bu konfigürasyon için farklı konfigürasyonlar var. Yani 1 TB disk olup işte i5 işlemci olur ya da i7 işlemci olup 1 TB disk olur ya da i5 işlemci 256 GB depolama seçenekleri olan farklı varyasyonları var ama 8 ila işte 10 11.000 12.000 lira arası değişiyor bu konfigürasyonlar. 9.199 lira böyle bir konfigürasyon için başka bir markada da toplamaya kalktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu parayı vermek zorundasınız. Bir de bunun küçük ve hafif olduğunu düşünün. İkisi bir araya geldiği zaman artık yapacak bir şey kalmıyor. Ne yazık ki kurlardan vesaireden dolayı da artık bu rakamlara normal demek zorunda kalıyoruz. Elbette kimlere hitap ediyor diye belki sorabilirsiniz. Aklınızda bu soru takılıyor olabilir. Genelde sürekli dışarıda olan ya yanında güçlü bir bilgisayar taşıma ihtiyacı olan ve aynı zamanda böyle multimedya öğeleri yüksek bir cihaz isteyen kullanıcılar için bence biçilmiş kaftan Asus'un bu UX334F modeli çok güzel bir ürün olmuş. ZenBook ailesinin de nadide parçalarından bir tanesi. En azından biz bu videoyu yaptığımız dönemdeki en iyi modellerinden bir tanesi. Eğer bu tarz bir ihtiyacınız varsa, böyle bir beklentiniz varsa bir dizüstü bilgisayardan hafif olsun, güçlü olsun, pil ömrü uzun olsun. Zaten bu üçünü istediğiniz zaman vereceğiniz paralar 7-8 bin liradan artık aşağı olmuyor ne yazık ki. Asus ZenBook UX334F modelini incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Acaba şunu şunu mu yapar? Bunu yapamaz mı? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizleri aynı zamanda Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya alanında takip ederseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.